Merhabalar, siparişiniz. Ha, sipariş mi geldi? Bu tezgahın üstündeki para nereye gitti ya? Ben nereden bileyim baba? Profesör müyüm ben? Adam pantolon nerede? Adam kapıda bekliyor. Askıda. Askıda yok işte. Baktın mı iyice? Baba, senin kızın benim odamaydı. E getir o zaman. Yok ki. Motosikletli kurye sayısı hiç olmadığı kadar fazla bugünlerde, çünkü birçok kişi işini gücünü bırakıp kuryeliğe başlıyor. Efendim, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye ofisi motosikletli kuryelere yönelik bir araştırma yaptı. Pandemiyle birlikte motokuryelere talep arttı. İstanbul'da bir kurye siparişi teslim ederken anahtarı üzerinde duran motosikleti çaldılar. Ben profesyonel yarışçıydım. Mahallede bizim mobiletler vardı böyle tek teker. Onlarla yarış yapardık. Sonra ben bir gün kaza yaptım. Yaklaşık olarak 3 ay falan komada yattım. Hatta benim buradan buraya kadar hepsi dikişli. Sonra dedim ki ben bu işleri bırakayım. Daha düzgün bir hayata geçeyim. Daha risksiz. Motokurye oldum. Ya aslında bakarsan ben bu işi geçici olarak yapıyorum. Kaç yıldır? 4,5 yıl oldu herhalde. 5 yıl. Vallahi büyük kolaylık. Ben günde 3-5 defa söylüyorum. Hatta bazen 10-15 kez söylüyorum. Eskiden asansöre bineceksin de, bir kat ineceksin de, karşıya geçeceksin de. Oho! Şimdi telefondan söylüyorum, tak 5 dakikada kapımda. Büyük kolaylık. Bana bu uygulama fikrini çaldığımı söylüyorlar. Hayır, çalmadım, uyarladım. Çaldın dedikleri şirkete bak. Mesela logonun renkleri farklı. Ayrıca o site İngilizce, bizimki Türkçe. Şu an bir sürü insan ekmek yiyor uygulamamızda. Sana çok net söylüyorum, dünyanın en berbat işi bu. Kimse çalışmaz, biz çalışırız. Kar, yağmur, tamur, pandemi, hiçbir şey dinlemeyiz. Herkes evinde, biz dışarıdayız. Bence 10 numara meslek. Bir de bana bak, şu kapalı odada 2 yıldır steril bir şekilde çalışıyorum. Ama onlar öyle mi? Bütün gün geziyorsun. Açık hava, ferah, yazın püfür püfür, üzerinde sıcacık mı? Yaşadığını hissediyorsun. Vallahi motor kullanmayı bilsem ben bu işi yaparım yani. Hem geziyorsun hem para kazanıyorsun. Ya bizden önce kuryelik hiç konuşulmayan bir meslekti. Şimdi her gün kuryelerle ilgili haberler var. İki günde bir Twitter'da tweet oluyorlar ya. Sırf bu mesleği bu noktaya getirdiğim için çalışanlarından her gün hayır duası alıyorum. Dur, bence alıyorum, dur. Asıl orospu çocuğu var ya, o bizim patron. Bak, Türkiye'de 1.3 milyon tane kurye var. Lan parti kursak barajı geçiyoruz ama bir araya gelemiyoruz. Niye? Çünkü her eylem yapmak istediğimizde sipariş geliyor. Gidemiyoruz. Bir de her firmanın kendine ait sendikası var. Türk Solu gibi fraksiyonlara ayrıldı. Orta yolu bulamıyoruz ki. Ben baktım, bunlar 15 bin lira maaş alıyorlar. Geçen sipariş verdim, 5 dakikada geldi, 1 lira bahşişini aldı. Şimdi ben hesaplıyorum. Ayda 30 bin tane sipariş götürdü diyelim. Ne yaptı 30 bin? 15 tane maaş, 45 bin. Bence süper para. Harika yani. Siz o kadar alıyor musunuz ya? Ben almıyorum. Kalk lan bilgisayar başından. Bütün gün odadasın. Maaşları çok iyi. 15.000 TL maaşları var. Geçen de paket başına 1 lira zam yaptık. Mesela bir kurye günde 2.000 tanecik sipariş götürdüğünde 2.000 lira. Bak, bahşişi saymıyorum bile. Çok iyi ya. Değil mi? Kim diyor 15.000 lira alıyoruz ya? Bak, vergisi çıktıktan sonra bize 5-6.000 lira ancak alıyor. Sigortamızı bile kendimiz yatırıyoruz ya. Sırf bu asılsız haberler yüzünden millet doktorluğu bırakıp kurye olmaya çalışıyor. Böyle saçma sapan iş olur mu ya? Bak şimdi, bak bak, nasıl bahşiş alacağım. Bahşiş olmadan dönmez bu çark. Merhabalar. Geldi mi nihayet? Geldi. Buyurun. Bu karda kışta da geldik. Karda kışta getirdin. Anladım. Arka cepten ses geldi. Evet. Al. Teşekkürler. Al. Amına koyayım, üstüme sıktım kar zaten 2 lira. Her zaman tutmuyor. Altı üstü işini yapıyorlar, bir de bahşiş bekliyorlar. Sen hiç dolmuştan indiğin zaman şoför bey ne güzel indirdiniz, bu da sizin bahşişiniz diyeni gördün mü? Ben görmedim. Siz gördünüz mü? Ben senin pantolonu makineye atmıştım. Aferin. Bence tertemiz iş. Yakında neredeyse Kenan Sofuoğlu bile kuryeliğe başlayacak ya. Ben onun yerinde olsam başlarım. Bizim en zorumuza giden şey siklenmemek. Lan zam istersin, patron siklemez. Trafikte sürücü siklemez. Siparişi verirsin, müşteri siklemez. Kardeşim, ben demiyorum siparişi teslim ettiğim için yanından bir tane Buse kondur ama insanla bir göz göze gelirsin ya. Bir gözüme bak benim, bir gözümdeki ışıltıyı gör benim. Kimse bizim yüzümüze bile bakmıyor. Ben buradan izleyenlere soruyorum. En son size sipariş getiren kuryenin göz rengi neydi? Hadi cevap verin. 3 milyon kişinin verisi vardı bizde. Çalındı. Yani olur, insan. Şimdi belli ki bunlar bunu satacak. Veriler bizim değil mi kardeşim? Biz satalım dedim. Piyasayı kırmak için kişi başına 3 liradan sattık. 9 milyon aldık. 9 milyon. 500 bin de cezası vardı. Onu hemen yatırdık. Hemen yatırınca da 400 bine düştü. 8 milyon 600 bin kaldı bizde.
8.600 para. Kim kazanıyor amına koyayım? 3 liradan mı satmışlar? Vay anayi patron. Ben sadece adresleri bile 4 liradan satıyorum. Bir de ünlü olunca 20 lira 22 liraya kadar çıkıyor. Bu da nasıl çıkacak? Neyse rüzgar inince çıkar herhalde. Gene sikilen halk oldu. Ya bu çorba buz gibi. Kardeşim yanlış anlamayın, bizim de ihtiyaçlarımız olur. Bütün gün motor üzerindeyiz. Mesela bazen bir şeyler izliyorum, VPN'i çok unutuyorum. Hemen de müşteri canlı desteğe bağlanır. Kuryenin işte okyanus ortasında ne işi var? Şu motoru yavaş kullanın diyorum ama dinlemiyorlar. Siz niye bütün kuryeler deli gibi kullanıyor sanıyorsunuz? Çünkü hepsinin hayali iş sırasında kaza yapıp felç olmak. Akıllarınca yattıkları yerden maaş alacaklar. O zaman ben de felç olayım. Sen de felç ol, sen de felç ol. Tüm Türkiye felç olsun. Maaşı kim verecek? En sevmediğin de ne biliyor musun? Gece 23.59'da verilen siparişler. Tam işten çıkacağım, adam buzdolabı, poşeti ve vali sipariş etmiş. Kardeşim bunu gece gece çekmek zorunda mısın? Gündüz gözüyle ne çekeceksen çek. Ya ben mecbur muyum kardeşim sana sürekli sipariş yetiştirmeye ya? Bak mesela bu dünyanın en boş adamı. Sikko sikko sipariş verir, 1 lira bahşiş vermez, üstüne bir de duyar kasar. Bakalım yine ne saçmalayacak. Oo, hoş geldin, hoş geldin. Buyurun siparişleriniz. Ya sizin işiniz de çok zor ya. Vallahi var ya, acayip acıyorum ben size ya. Sen şimdi ailenle de zaman geçiremiyorsun. Çoluğunu çocuğunu göremiyorsun. Gerçi buraya kim kız verir ki? Şimdi buradan gideceğim, bir ton siparişim vardır senin. Yolda motosikletle kaza yapacaksın, paramparça olacak. Kimin umurunda? Kimsenin umurunda bile değil oldu, vallahi. Oldu, benim sipariş etmem. Bir dakika, sana zahmet. Çıkarken şu çöpü de atsana. Bak ya. Az önce gelen siparişimi gördünüz. Naneli sakızımı unutmuşlar. Bunlar hep böyle yapıyorlar. Ben ne yaptım? Aradım, şikayet ettim. Bak şimdi birazdan siparişi getirecek. Ben de telefonla çekeceğim. İnsan gibi de davranacağım. Bakın nasıl muamele göreceğiz. Abi Hasan gene benim motoru çalmış. Yalan mı söyleyeceğim abi? Sarıyer'e o bakmıyor muydu? Bana ne abi paket olduysa ya? Bak gözümsün, yoksa bana kilitlenecek, bunu bir şekilde hallet. Polise mi gideyim? İlla böyle mi olalım yani? Tamam abi hadi. Bir de var ya, bunlarla uğraşıyoruz. Efendim? Az önce teslim ettim. Naneli sakız. Tamam. Yo tamam. Ben ona bir naneli sakız vereceğim şimdi. Bende var şu an yanında zaten. Aynen. Ya kusura bakma, ya soğuktan. Gerçeklerimiz hepimize yansır, bu yüzden hepinize fark atıyoruz. Sürüyoruz yollara. Yakıyoruz sigaraları. Gülüyoruz olanlara. Evini biliyoruz, sana geliyoruz. Bu şehre bizden istediğini veriyoruz. Eski firmamda ufak tatsızlık olmuştu hatırlarsanız. Ama dersimi aldım. Kimsenin suratına bir daha bir şey fırlatmam. Şimdi yeni firma, yeni heyecan. En azından geçici olarak bir süre bu işi yapmayı kuryeci, düşünüyorum. Kuryeci, sevdiğimi geri getir be. Hadi sen bir kaydı kapatsana ya. Siz bir kaydı kapatsana. Abi ne oldu ya? Abi tamam, kusura bakma ya.